Cooper Hewitt New York'tayız ve dünyadaki en beğenilen tasarım objelerinden birine bakıyoruz. Sandalyeler. Bu sandalye ilk defa 1939 New York Dünya Fuarı'nda göreceğe çıktı. Bence bu New York ve Amerikan tarihindeki en özel anlardan birisiydi. 1939 New York Dünya Fuarı modern mimarinin, inovasyonun ve optimizmin harikulade ifade edildiği çok önemli bir dünya fuarıydı. Sergi boyunca geleceğin dünyasının gelişimi üzerine düşüncelerin serpiştirildiği gözlemleniyor. Bu objenin Cooper Hewitt koleksiyonunda olmasının sebebi ise günümüze kadar hayatta kalmaya başaran 1939 New York Dünya Fuarı'nın materyal kültüre ait dikkat çeken parçalarından biri olmasıdır diyebiliriz. Bu sandalye tek bir parça camdan yapılmış olmasıyla insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Camlara düşündüğümüzde aklımıza ilk pencere camları gelir, içecek şişeleri gelir. Ama özellikle bu sandalyenin yapıldığı 1939 yılını düşündüğümüzde camın bir sandalyenin ana yapı malzemesi olacağı aklımıza gelmezdi. Bu tek parça cam hem sırtı hem kolları hem de bacakları destekleyecek yekpare bir şekle sahip ve bir şekilde modern ev tasarımcılarını kalınlığıyla, yuvarlaklığıyla ve şeffaflığıyla cezbediyor. Bir dakika. Kol, bacak ve ayaklar diyoruz. Ama bunlar geleneksel sandalyeler için kullandığımız terimler ve bu cam sandalyeyi tanımlayabilmek için hiç de uygun değiller. Bu sandalyede ne ayak, ne bacak ne de kollar var. Bu sebeple de bu sandalye tabuları yıkan tamamıyla yeni bir kategoriye giriyor. Bence bu alışıla gelmiş kavramları alt üst eden yaklaşımın 1939'da çok kuvvetli bir etkisi olması gerek. Çünkü günümüzde bile bu etki devam ediyor. O kadar temiz ve mükemmel görünüyor ki neredeyse gözden kayboluyor. Yeni ve modern anlayış olarak benimsediğimiz tüm bu organik ve doğal materyallerden uzaklaşma fikirleri burada karşımıza çıkıyor. Bu minder başlangıçta bilindik bir kumaşla kaplanmış gibi görünüyor. Ama fiberglas yani cam elyafından örülmüş olma ihtimali de var. Dünya Fuarı'nın o zamana kadar pek çok sayıda ziyaretçinin yeni materyallerle karşılaştığı ilk fuar olabileceğini düşünüyoruz. 1939 Dünya Fuarı kataloğuna baktığımızda üç büyük cam üreticisinin ürünlerini sergilediği Camın Mucizesi isimli bir sergiyi görüyoruz. Broşürün ilk sayfalarında camın tarihinden söz ediliyor ve bu cam sandalye ile camın önemi vurgulanıyor. Cam genellikle geleceğin materyali olarak pazarlanıyor olmasına rağmen bir ziyaretçi olarak 1939'daki dünya fuarında cam merkezi fuar binasına girdiğinizde dekoratif panolarda endüstrinin tarihiyle ilgili tasvirleri sandalyenin minderinde kullanıldığı gibi cam elyafının örüldüğü dokuma tezgahlarını ve ergimiş haldeki camların üflenerek nasıl şekillendirildiğini kendi gözlerinizle görebilirdiniz. Ama bu tekniklerin hiçbiri bu sandalyenin üretilmesi için yeterli değil. Büyük levhalar şeklinde cam üretmek her zaman zor olmuştu. Sanayi devriminden önce insanlar camı üflüyor ve düzleşene kadar döndürüp oluşan büyük yuvarlak levhalardan kare şeklinde cam kesiyorlardı. 1960'lardan sonra ise eriyik kalayın üzerinde yüzdürme tekniği kullanılmaya başlandı. Bunu yapmak için eriyik cam demir döküm sehpasına dökülüyor. Bir demir silindirle pürüzsüz bir şekilde düzleştiriliyor. Daha sonra muntazam kalınlıkta sert cam levha formunu alana kadar soğutuluyordu. Ancak silindirle düzleştirme işleminde bazı kusurlar meydana gelebiliyor. Bu sebeple cam bir zemini oturtularak elle parlatılır. Aslında burada görülen fevkalade parlaklık da bu işlemin bir kanıtı. Fakat bu çok masraflı bir işlem olduğundan bu sandalyeyi üretmek çok pahalıya mal olmuş olmalı. 20. yüzyıl ortalarındaki modernliği düşündüğümüzde aklımıza uluslararası mimari tarzdaki muhteşem düz cam levhalardan ve metalden yapılmış gökdelenler geliyor. Bu gökdelenler cam sandalyeden biraz sonra ortaya çıktı. Dolayısıyla bu sandalyede halen işlerin elle yapıldığı eski üretim süreçlerini görüyoruz. Aslına bakarsanız fuara gelen ziyaretçiler Empire State binası gibi gökdelenlere aşinaydılar. O binada bu kadar çok düz cam kullanılarak inşa edilmiş ilk gökdelenlerden biriydi. Ama bu bir bina değil. Bu üzerine oturduğunuz bir şey. Camın soğukluğu ve temizliği onu doğrudan yaşanmış deneyimler arasına sokuyor. 1939 Dünya Fuarı, geleceğin kenti konseptiyle tüketicilere düz camın ev içindeki uygulamalarını da tanıttı. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika'da yeni yeni gelişen banyoları anlatan müstakil evlerdi. Diğer tipteki evlerde ısıtma ve yalıtım teknolojileri gibi başka endüstriyel materyaller tanıtılıyordu. Yalnız cam evde diğerlerinde olmayan bir zarafet mevcuttu. Ayrıca uluslararası tarzda tasarlanmıştı. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'dan gelen modern mimariydi. Bu tarzın gerçekten bu sandalyede ifade edildiğini görüyoruz ve adeta zarafetiyle endüstriyel doğasını gizlemeyi reddediyor. Üstüne üstlük bu fikirden yola çıkarak mimarinin ve mobilyanın Temel geleneksel dayanağını tümüyle yeniden şekillendirebiliriz. Cam evde iki yatak odası ve gündelik yaşam için daha fazla alan sağlayan büyük bir salon yer alıyor. Bu görüntüde cam sandalye yatak odasına konulmuş. Ama aynı zamanda cam merkezi fuar alanında bulunan yemek masasının etrafında da görüyoruz. Bu sandalyeyi müzede elde edilmemiş bir halde görüyoruz. Fakat gerçek kullanımda nasıl olacağını merak ediyoruz sandalyenin fikirsel olarak bir fonksiyonu olduğu bir gerçek. Ama günlük hayattaki kullanımı için bu geçerli olmayabilir. Bu sandalye hakkında en çok ilgimi çeken şeylerden biri de tezatlarla dolu olması. Bir kere şeffaf olmasından ötürü hafif gibi görünüyor. Ama aksine oldukça ağır. Ve tam olarak seri üretime geçememesinin sebeplerinden biri de bu kullanım kısıtlamaları. Modern tasarımın pürüzsüzlüğü ve onun cam gibi materyallerle olan ilişkisi kolay temizlenebilir olduğu algısını yaratıyor. 19. yüzyılın sonlarında kullanılan tahtadan yapılmış mobilyalar gibi girintili çıkıntılı olmadığından günlük kullanımda tozunun alınmasına pek gerek yok gibi duruyor. Peki şöyle bir soru sorsam? Bu sizin oturmak isteyeceğiniz bir sandalye mi? Bana sorarsanız ben buna oturmaya epey korkardım.